Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün en özel haberleri ilk siz aldınız, almaya devam edeceksiniz. Instagram sayfamıza gelen bütün iş arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bugün ekstradan 1000 abone kazandık Instagram'da. Arkadaşlar Instagram'a da gelin. Bakın bu haber de Türkiye'de ilk kez ve bu haberi Instagram'da da paylaştık yaklaşık 1 saat önce. Bu video sonrasında, bu özel haber sonrasında hepinizi Instagram'a bekliyoruz. Linki videonun altında var arkadaşlar. 333 lira YMS olan işler için 50.000 TL geri dönük para alınacak arkadaşlar. Arkadaşlar %45 zam ile 15.000 TL taban maaş ile bütün kamu kurumlarındaki, bütün iş kollarındaki işçi kardeşlerimize peyderpey yeni zamlı maaşlar ve geri dönük ücretleri hesaplama yapacağız. Bunu bilgisini verelim. Yani bütün kurumlarda Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, aklınıza hayalinize gelen bütün kurumlarda, bütün YMİ'lerde teker teker zamlı maaşları yapacağız. Takipte kalın yeterli ve Instagram sayfasını takip edin. Linki videonun altında var. Gelelim 333 lira YMİ sonra bir işin ne kadar geri dönük zam alacak? Geri dönükleri de kurum kurum hesaplayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önce Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 nolu iş koluyla başlayalım. Diğer kurumlarla peyderber yapacağız ama 333 lira 60 kuruş olarak kendi YMİ'nizde 31 Aralık'ta eğer kamu kurumunuza bitiyorsa yeni toplu iş sözleşmeniz, aynı geriye dönük farkı alacaksınız demektir. Sadece YMİ'ye farkı 50.000 TL olacak arkadaşlar. Yani sadece YMİ'ye farkı olarak 50.000 TL para alacaksınız. Diğer iş kollarında da 333 lira YMİ'si olan iş kardeşlerimiz eğer toplu iş sözleşmeniz 31 Aralık'ta bitiyorsa aynı rakamlar geçerlidir. Hesaplama şöyle. 333 lira yani asgari ücret seviyesi. Eski YMİ'ye yeni YMİ'ye 725 lira oldu bildiğiniz gibi arkadaşlar. 725 eksi 333 eşittir 391 lira fark ödemesi çıkıyor. Bir günlük net zam farkı eşittir de bu 263 lira oluyor arkadaşlar. Tediye, ikramiye, YMİ farkları hepsi 190 gün olacaktır. Bir günlük net YMİ'ye 263 lira 19 kuruş çarpı 190 gün ediyor. Yani 31 Aralık baz alırsak. Bu da yaklaşık gördüğünüz gibi 50.000 TL diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda dediğimiz gibi hesaplama 18 nolu iş kolunda hesaplama bu şekilde. Diğer kamu işçisi arkadaşlar Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, 10 nolu iş kolu, 17 nolu iş kolu, Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, aklınıza gelen bütün kurumlarda hem geri dönük farkları hesaplayacağız, video yapacağız. Hem yeni YMİ, eski YMİ, yeni zamlarınızı kurum kurum yapacağız. Bilginiz olsun, takipte kalın. Şimdi bütün videonun altındaki Instagram sayfasına tıklayın, takip edin arkadaşlar.